Sevgili çocuklar, hepinize merhaba. Yine yeni bir videoda birlikteyiz. Bir önceki derslerimizde matematikte ondalık sayılara giriş yapmıştık. Ondalık kesirler diyerek hatırlarsanız. Şimdi ondalık sayılarla devam edeceğiz. Şimdi ondalık sayıların nesiyle devam ediyoruz? Ondalık gösterimde basamaklar var ve bu basamakların isimleri var. Tabii ki biz doğal sayılarda hatırlayın ne yapardık? Basamak isimleri var değil mi? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler diye devam ederdi. Hatta bölükler vardı. Doğal sayıları yazardık, okunuşunu yapardık. Basamak isimlerini gösterirdik. Hatırlayın, basamak değerlerini de bulurduk. Hatta sayı değerlerini de bulurduk değil mi? Burada da yine ondalık sayılarda aynı işleri yapacağız. Hemen şöyle bir bakalım. Bir kere bu çizdiğim tablo şu an biraz karmaşık gelebilir ama ilk bileceğimiz şu çocuklar. Ondalık sayılarının gösteriminde bir tam kısım vardır. Mesela şöyle yapalım. 35 tam diyorum. Bu benim tam kısmım. Bir de kesirsel kısım vardı. Şurası tam kısım. Daha iyi anlamanız için buraya yazıyorum. Şurası kesirsel kısım. Şöyle kısaca yazalım. Yani iki taraf. Şimdi şuradan başlayalım. Tam kısım. Bu zaten sizin aşina olduğunuz bildiğiniz bölüm. Şimdi size normalde ben 35 sayısını versem ve desem ki çocuklar bunun basamak isimlerini bana yazın. Ne dersiniz? Şurası nedir? Birler basamağı değil mi? Birler basamağı dersiniz. Şurası şimdi onlar dersiniz değil mi bana? Peki önce bu taraftan başlayalım. Çünkü bu dediğim gibi sizin bildiğiniz ve kolay olan. Şuraya bir sayı yazdım. Ondalık sayı. Bunu sileyim. Şimdi anladığınızı düşünüyorum burası için. Şimdi benim verdiğim tablodaki örnekten başlayalım. Önce okuyalım onu. 263 tam. Bakın noktamı şuraya koydum. Şuraya da koyayım hatta. 263 tam. Kaçta olacak 3 basamak olduğuna göre 1845 diye okuyorum. Peki şu tarafı görmeyelim çocuklar. Kapattım bu tarafın olmadı. Şu tam kısımla ilgilenelim önce. Hemen bakıyorum. Burası tabii ki ne basamağı? Birler basamağı. Şurası onlar basamağı. Burası da yüzler basamağı. Şimdi şuraya bunların basamak değerlerini yazmak istiyorum. 3'ün basamak değeri kaçtır çocuklar? Ne yapardık? 3 kere 1, 3 derdik değil mi? 1 ile çarpardık. Burası 3. Peki onlar basamağındaki sayıyı kaç ile çarpardım? 10 ile çarpardım. 6 kere 10. Burasının basamak değeri kaç olacak? 60. Peki şurası 2. Yüzler basamağında ne ile çarpıyorum? 2 kere 100, 200. Demek ki bunun da basamak değeri, şöyle şuraya yazalım. Basamak değerleri diyorum. 3, 60 ve 200'müş. Şimdi gelelim bu tarafa. Burada bir sorun olmadığını düşünüyorum. Kesirsel kısımlarda birinci basamağın, ilk basamağın adı çocuklar sadece normalde bu tarafa doğru yapmaya alışkınsınız ama ilk basamak şurası olacak. Onda birler basamağı. Burada bir şey kaçırmamanızı istiyorum. Hani onlar, yüzler, benzer ifadeler var ama birde bir diye bir şey yok. Önce onu dikkat edelim. Onda, zaten ondalık gösterimi buradan başlıyorum. Onda birler basamağı, ilk basamağın adı. İkincisi yüzde birler, üçüncüsü binde birler. Biz zaten bir önceki videoda bahsederken ne demiştik? Paydası ne olacaktı? 10, 100 veya 1000 olacaktı değil mi? Ve biz bunu okurken nasıl okuyorduk? Onda, yüzde, binde. Yani diyelim ki isimleri unuttunuz. Hemen aklınıza şu gelsin. Ondalık kesirleri okurken biz aşağıdan yukarıya doğru okurduk hatırlayın. Ve o zaman da ne diyordum zaten? Onda, yüzde, binde diye. Yani birinci basamağım onda birler, ikincisi yüzde birler, üçüncüsü binde birler basamağı. Peki, buraya kadar anladık diye düşünüyorum. Üç basamaklı olduğunda sayıyı nasıl okuyordum? Binde. Eğer iki basamaklı olsaydı yüzde, bir basamaklı olduğunda nasıl okuyorum? Onda diye okuyorum. Peki, şimdi gelelim buradaki kesirsel kısmın basamak değerlerine. Nasıl olacak? Şimdi öncelikle buradaki sayımı şuraya koyayım. Onda 8 değil mi buranın ifadesi? Buranın ifadesi, burası yüzler basamağı olduğuna göre yüzde kaç olacak çocuklar? Doğru söylediniz, 4. Burası ne olacak? Binde ne var burada? 5. Şimdi bunları yazarsak buradaki basamak değerlerini yazmamız daha kolay olacak. Neden? Hatırlayın bir önceki videoda nasıl yapmıştık biz bunların okunuşlarını? Tam sayısı varsa başına tam sayı koyardık ama burada tam sayı yok. O zaman ne koyacağım buraya? Bunun ondalık gösterimi nasıl yapacağım? 0 tam diyecektim. 8 şunun için yapıyorum. Onda 8 için. Sonra
Kaç sıfır var bakıyorum. 1 sıfır var. O zaman demek ki burada bir basamak olacak. Ve buraya ne yazacağım? Paydaki sayıyı, yani 8'i. Demek ki bunun basamak değeri bu şekilde yazılacak. Gelelim buraya %1'ler basamağına. %1'ler basamağında şuraya hemen bakıyorum. Tam sayısı var mı? Yok. O zaman ne diyorum? 0 tam. Sonra paydadaki sayıda kaç sıfır var buna bakıyorum. 2. Öyleyse buraya 2 basamak yerleştireceğim. Payıma bakıyorum. Ne var? 4. Peki bu bir basamak olduğu için ne demiştik? En sağdan başlayarak yazacağım. O zaman bu aradaki boş kalan olmayan yere de ne diyordum? 0. Ve nasıl okuyorum bunu? 0 tam %4. Demek ki bunun basamak değeri de bu. Şimdi geldik sonuncusuna. Nasıl okuyorum? 1000'de 5 diye, değil mi? Tam sayısı yok. Yine 0 koydum. 0 tam ne diyorum? 1000'de kaç tane 0 var? 3. 1, 2, 3. Öyleyse 3 çizgi. 1, 2, 3. Ve yerleştireceğim sayı payımdaki sayı. Yani kaç? 5. 5'i en sağdan başlayarak yerleştiriyorum. Olmayan iki basamağı da 0, 0 diyorum. Bunu nasıl okuyorum şimdi? 0 tam 1000'de 5 diye okuyorum. Şimdi anladığınızı düşünüyorum bunun. Bir iki tane daha sayı yazacağım bunlar için ama şunu tekrar etmek istiyorum. Burada basamakların isminin 10'da 1'ler, %1'ler, 1000'de 1'ler olduğunu unutmamanız gerekir. İkincisi, bunların kesirsel olarak nasıl gösterdiğini bilirseniz basamak değerlerini de yazmanız kolay olur. Kaçırmamanız gereken, tam sayı yoksa mutlaka 0 tam diye başlamak zorundayım. Bir de size bu çizgileri çizme sebebim, hani yanlışlıkla şuraya mesela derseniz ki 0 tam 1000'de 5 ya, kalkar sadece 5 yazarsınız. O zaman da bu yanlış olur. O yüzden bu çizgileri koyuyorum. İlerleyen zamanlarda örnekleri yaptıkça, el alışkanınız oldukça istemezseniz o çizgileri koymayabilirsiniz. Ama ben hani hata şansı payı kalmasın diye bu şekilde göstermeyi tercih ediyorum. Şimdi basamak değeri her ikisini de bulduk, değil mi? Burada tam kısmın basamak değerini, şurada da şu bölümde de kesirsel kısmın basamak değerlerini bulduk. Şimdi şuraya bir örnek yazayım. Hemen bir sayı daha yazayım. Şimdi kısaca yapacağım burada. Şöyle yapalım. Burayı zaten biliyorum. Birler basamağı ve onlar basamağı, değil mi çocuklar? Basamak değerini yazmak istersen 3 kere 1, 3, 2 kere 10, 20. Basamak değerlerini buldum. Şuraya bakalım. Şimdi burada önce basamak isimlerini hatırlamam lazım. Burası neydi? 10'da 1'ler. Burası %1'ler. Burası 1000'de 1'ler. Burası için ne diyordum? 0 tam. Ayrıyeten eğer yazacaksam görmüyorum. Ne diyeceğim? 1 çizgi 10'da 6. Burası için ne diyorum? 0 tam. 1 için ne diyorum? %1. Burası için ne diyorum? 0 tam. 3 basamak 1000'de 4 diyorum. Bu şekilde basamak değerlerini yazmış oluyorum. Şimdi buraya kadar tamamsak buradan sonraki konuda yine bunları silelim. Yeni örnekler yazalım. O şekilde devam edelim. Sizden şimdi bunları silip birkaç tane örnek yazacağım. Yine buradaki ondalık sayılar gibi. Sizden onların basamak isimlerini ve basamak değerlerini yazmanızı isteyeceğim. Ondan sonra videomuzu tamamlayacağız. Hemen şöyle silelim. Tabloyu da alttan silelim. Şurayı silmeyeceğim. Size yine hani görerek önünüzde olsun isimleri en azından. Çalışmayı şöyle yapın çocuklar. Birinci sayı mesela. Önce bunlara basamak isimlerini yazın. Sonra bu sayıları tekrar yazın ve bu defa da basamak değerlerini bulun. Yani bu bir çalışma kağıdına iki adımda olsun. Önce yazdığım sayının basamak isimlerini yazayım. Buranın adı neydi çocuklar? Şuradan tam kısımdan başlayalım. Burası birler basamağı. Şöyle yazarsınız. Birler basamağı. Burası onda birler basamağı dersiniz. Burası yüzde birler diye devam edersiniz. Birinci sayım bu olsun. İkincisi şöyle.
Evet, son bir tane daha yazalım. Bunlar yeterli. Yani bunları yaptığınız takdirde tekrarı yapmış olursunuz zaten. Hani kısacık bir tekrar olur sizin için. Tabi bunları yaparken sayıyı da kendinize okursanız daha iyi olacak. Evet, bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda yine ondalık sayılarla devam edeceğiz. Lütfen videoyu izledikten sonra mutlaka bunların tekrarlarını yapın. Tekrar biliyorsunuz çocuklar çok önemli. Bir de videolarda fark etmişsinizdir. Yani birçok izlediğim eğitim videosunda da ben de aynı şeyi görüyorum. Süreleri çok uzun tutmuyoruz. Çünkü dikkat süremiz malum bir yerden sonra düşüyor. Kısa, hani daha ders süresini kısa tutuyoruz. Bir de biliyorsunuz bir konuya mesela başladığımız zaman sınıflarda öyle 40 dakikalık bir derse, 45 dakikalık derse bitirmiyoruz. Hani onu birkaç gün, bazen bir hafta, bazen iki hafta sürdürüyoruz. Siz onun için lütfen tekrarlarınızı yapın ki daha güzel pekişsin, öğrenme gerçekleşsin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.